Selam, ben Sultanoğlu. İyi, güzel ve ahlaklı insanların kanalı. Sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda oğlum Davut bir masal okuyacak ve biz kızım Cemile ile birlikte yorumlayacağız. Umarım beğeneceğiniz bir masal olacaktır. Biz her masaldan bir hakikate ulaşma çabasındayız. Masal bahane, hakikatler acı ya da tatlı bizi bekliyor. Hazırsanız buyurun başlayalım. Şehir faresiyle tarla faresi. Bir varmış bir yokmuş. Bir şehir faresi varmış. Bir gün gelmiş yoluyla. Çağırmış komşu fareyi yemeğe. Derken bir Türk halısı üstüne bir sofra kurulmuş ki harika. Ne yemekler ne mezeler. Gelmeyen bilmez öyle. Böyle şölen hiç görülmemiş. Gerçekten sofra çok güzelmiş. Ama tam yemek yenirken farelerin iştahı kesilmiş. Ayak sesleri gelmiş birden. Evin üstünden bir yerden şehir faresi yallah aşağıya tarla faresi de ardından ses meskeşinmiş yukarıda. Fareler de çıkmış ortaya. Şehir faresi buyurun demiş. Soğumasın bizim güzel makarna. Ben doğdum demiş tarla faresi. Yarın da bize gel. Beklerim sizi. Bizde böyle güzel sofralar yok. Bizimkisi yoksu dışı. Ama yediğin kalmaz boğazında, öyle sesmez de duyulmaz. Haydi hoşça kal sevgili kardeş. Korkarak yemek hiç bana gelmez. Korkarak yemek hiç bana gelmez. Ne anlatıyor kızım burada? Bir şeyler söylemek ister misin? İstemezsin. Sen ne okuduğumdan ne anladın çocuğum? Okuduğumdan ne anladım? Hiçbir şey Kendini okumaya anlamadım. verdin, bir şey anlamadın değil mi? Şimdi ben bundan ne anladım biliyor musunuz çocuklar? Orada ne diyordu? Bak en son satırda. Haydi Haydi hoşça kal hoşça kal. sevgili kardeş. Korkarak yemek hiç bana gelmez. Demek ki bir yemek yiyip karnını doyurmak için huzurlu bir olmak gerekiyor. Huzurlu olmak için de korkmamak gerekiyor. Peki hangi ortamda korkmayız? Evimizde, mahallemizde, kasabamızda, ilçemizde, şehrimizde, memleketimizde eğer huzur varsa o zaman korkmayız. Memleketimizde huzur olabilmesi için de el birliği olması gerekiyor. Aynı inançlarda, aynı ülkü birliğinde birleşmek gerekiyor. Bakın Suriye'ye, Irak'a, bakın işte en son Kazakistan'da, ondan sonra nerede var böyle? Suriye'de var, Irak'ta var, Suudi Arabistan'da var. Afrika'nın pek çok ülkesinde var. Amerika'daki pek çok ülkede var. İşte Rusya'ya bağlı ülkelerde var. Avrupa Birliği'nde bir terör yok şu anda. Neden şu anda onda yok? Çünkü onlar terörü besliyorlar. Bu saydığımız ülkelerde terörü onlar finanse ederek bizim rahat yememizi engelleyecek gürültüyü sağlıyorlar, değil mi? Ama hiç kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Biz memleketimizde aynı inanç altında, aynı ülkü birliğinde birleşirsek yemeğimiz rahat, huzurlu yeriz, boğazımıza durmaz. Doğru mu? Suriyeli çocukları görüyorsunuz değil mi etrafınızda? Memleketlerinden kaçmış gelmişler. Kimisi generallerin çocuğu, kimisi zenginlerin çocuğu. Ben çok insanla karşılaştım. İşte süpermarket zinciri varmış, fabrikası varmış. Burada bir yerde işçi olarak çalışıyor. O zaman biz ne diyoruz? Memleketimizde huzur olsun. Batının ve Batı anlayışındaki insanların fitnesi, fesadı bizden uzak olsun. Biz yoksul da olsak mutlu olarak bu ülkemizde yaşarız. Yeter ki biz el birliğiyle aynı ülkü, aynı inanç, aynı din, aynı dil birliğinde birleşelim. Batının demokrasisi de Batının bize ihraç etmeye çalıştığı felsefesi de kendinin olsun. Ben bu okuduğumdan onu anladım. Sen benim böyle anladığım gibi anlayabilmiş miydin? Yok, değil mi? İşte çağrışım böyle bir şey oğlum. Biz geçmişte yaşadık. Biz geçmişte dünyayı yöneten bir ülkeydik. Bizi bir zarfın içine hapsetmişler gibi, bir güvercin kafesin içine hapsetmişler gibi. İşte biz huzurlu olmak için birlik olmalıyız. Dinde birlik, dilde birlik, ülküde birlik içinde yaşamalıyız. Devletimize sahip çıkmalıyız. Ne olursa olsun en kötü devlet, en kötü düzen anarşiden, terörden,
tetişten daha iyidir. Değil mi? Bir videonun daha sonuna geldik. Ümit ediyorum beğenmişsinizdir. Sürçülisan ettikse affola. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.